Dostlar, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Evimdeki teknolojik ürünleri yenilediğim serimize devam ediyoruz. Daha önce bilgisayarımı yenilemiştim ve yeni televizyon videosu da kısa süre içinde gelecek. Ama şimdi kendime yepyeni bir dikey süpürge aldım. Aslında hangi markayı alsam diye bayağıdır araştırıyorum. Yurt dışından belli markalar var, hepimizin kullandığı ve ismini bildiğimiz markalar var. Bunları araştırırken şarka denk geldim ve hem Amerika'da hem de İngiltere'de bir numaralı satan ürün bunlarmış. Bu da tabii ki önemli bir referans oldu benim için. Yaklaşık 3 haftadır falan aktif olarak kullanıyorum. Ve dedim ki size de anlatayım çünkü önerebileceğim bir ürün haline geldi benim için. Bana kalırsa bayağı hak ediyor parasını. Öncelikle auto empty yani otomatik boşaltmadığında bu hazneyi kendi kendine temizlediği bir teknolojisi var. Yani sürekli doldur boşalt yapmak ya da buradaki toza toprağa dokunmanıza gerek yok. Otomatik olarak makine kendisini temizliyor. Aynı zamanda flex gövde özelliği var. Yani şu gördüğünüz aralık var ya arkadaşlar, bakın bastığımda otomatik olarak koltukların ya da dolapların altına girebilecek hale geliyor. Bu sayede eğilmenize gerek kalmıyor. Kolay bir şekilde süpürmeyi yapıyorsunuz. Bazı markalar bu gördüğünüz özelliği ek aparatlarla satıyor. Yani bu özelliğe sahip olmak için fazladan para vermeniz gerekiyor. Shark Detect Pro'da böyle bir şey yok. O yüzden bence bu da bir artı. Aynı zamanda otomatik zemin algılama özelliği... Ben şu an çok hızlı anlatmaya başladım. Onu fark ettim. İsterseniz bir sakinleşeyim. En baştan başlayalım. Karşınızda Shark Detect Pro. Bu ürünü aldım geldim, şu anda Türkiye'de pek incelemesi bulunmuyor. Beni bu konularda daha çok motive etmek isterseniz de kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak kutusundan neler çıktığıyla başlayalım isterseniz. Şu anda size sıfırdan bir kutu açılım yapamayacağım çünkü bu ürünü önermek için öncesinde biraz kullanmam gerekiyordu. O yüzden kutuyu açılıp bayağı bir oldu dediğim gibi. İlk olarak bu ana başlığın çıktığını söyleyeyim. Bence evde tutması kolay, hem tasarımı da şık bir başlık. Herhangi bir tetiği yok, onun yerine arkada bulunan tuşa basıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Şimdilik durdurayım. Alt tarafta bir bataryası var. Bu bataryayı üstündeki tuşa basarak kolayca söküp çıkartabiliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde takabiliyorsunuz ama çok fazla tak çıkart yapmaya gerek yok. Çünkü hazneye oturttuğunuzda otomatik olarak zaten bataryada şarj oluyor. Bunlara zaten az sonra detaylı olarak geleceğim. Onun dışında bu gördüğünüz uzatma borusu çıkıyor. Tatlı bir tasarıma sahip, standart boyda bir ürün. Onun dışında gayet sert ve kaliteli bir his yaratıyor. Bahsettiğim gibi bu koltukların, dolapların altına girecek bu aparatın kendisinde olması da bence çok çok büyük bir artı. Onun dışında aynı zamanda hemen şunu da göstereyim aklıma gelmişken. Hem koltuk araları, yani makinenin bu ana başlığın ulaşamayacağı yerlere, hem de klavye gibi daha hassas yerleri süpürebileceğiniz bir artı başlık daha çıkıyor. Bunlar genelde ilk çıkarıldığında bir kenara atılıp sonrasında ya unutulan ya da çok fazla kullanılmayan ürünler oluyor. Ama burada makinenin ana haznesinin üstünde bir tane boşluk yapmışlar. Oraya oturtuyorsunuz. Bu sayede kaybetmek bayağı bir zor olacak diye düşünüyorum. 2-3 kere falan kullandım bunu. Onun dışında en azından kaybetmedim. Bu benim için bir artı. Bunlar dışında ürünün şu şekilde bir ana noktası çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gözünüze biraz büyük görünebilir. Bu arada bahsettiğim yandaki yer burasıydı. Hem ürünü şarj etmek, hem burada tozları toplamak, hem de genel muhafaza için bence okey bir boyutta. Bir tane daha başlık çıkıyor. Nerede o? Bu başlığı da bu şekilde üstüne oturtuyorsunuz. Şu anda boyu artık kamera açısını geçti. Bu şekilde tuttuktan sonra, hatta bakın şurada göstereceğim. Süpürme işiniz bitti diyelim ki, gelip burada hazneye oturtuyorsunuz ve işiniz bitmiş oluyor. Bu sayede hepsi tek seferde halloluyor. Ha, güzel tarafı var. Ana başlığımızı oturtur oturtmaz zaten temizleme işlemi otomatik olarak başlıyor. Yani tek yapmanız gereken temizlik bittikten sonra ürünü getirip buraya asmak. Ardından otomatik olarak çalışacak ve alttaki kapağı açılarak hazine biriken tozu kiri içine çekecek. Bu toplama alanının 30 güne kadar tozu haznede tuttuğu söyleniyor. Yani 30 günlük bir süre boyunca çok fazla bunları boşaltma derdiniz yok. Hatta şöyle söyleyeyim, ürünün ana başlığı 0.4 litre gibi bir hazneye sahipken burada gördüğünüz ana çöp alanı 2 litrelik bir hazneye sahip. Aynı zamanda True HEPA filtreleme sayesinde toz ve alerjenleri %99.9'a kadar hapsettiğini söylüyor. Yani eğer alerjik bir yapınız varsa yine bu ürün sizin birçok derdinizi çözecek. Ama o %0.01'e yapacak bir şey yok. Ha, diyelim ki hazne doldu. Bakın burada bir tane sapçık var. Bunu tak diye çekiyorsunuz ve şu anda hazne elinizde. Bakın bende dolu. Belki sesi geliyordur çünkü sizin için bayağı bir çekim yaptım. Ardından bu gördüğünüz tuşa basıyorsunuz. Tuşa bastığınız anda alttaki kapak açılıyor ve otomatik olarak çöpü boşaltıyor. Bunun güzel tarafı hem sürekli toz boşaltmak zorunda kalmıyorsunuz, hem de boşaltacağınız zaman dokunmamış oluyorsunuz. Fişi de zaten arkada bulunuyor. Bunu açıyorsunuz. Şu istediğiniz uzaklığa rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bu haznede toz biriktirme işi bence çok mantıklı. Çünkü normal zamanda süpürmeyi yaptıktan sonra sürekli boşaltmaya uğraşıyorsunuz. Bazen üşeniyorsunuz. O toz içinde bekliyor. Beklerken bir de toz kokusu yayıyor. Orada ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Hatta içinde kir toz varken bir daha süpürme yaparsanız ortamın havasını biraz daha kirletiyor. Bu makine de tozu kiri tutuyor dedim diye yine koku yapacağını düşünebilirsiniz. Bu yüzden Shark ürünü kutusunun içine koku önleyici bir malzeme koymuş. Böyle konserve kutusu gibi bir şeyin içinde geliyor. Açtıktan sonra
sonra buradaki alana takıyorsunuz ve toz kir kokusu derdinden kurtuluyorsunuz. Ben çok fazla olacağını düşünmemiştim ama gerçekten çok böyle ferah, güzel bir kokusu var. Koku önleyici bir teknolojiye sahipmiş. Bence güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle çamaşır sulu ferah bir koku olur ya evinizi ilk süpürüp sildiğinizde. Öyle bir koku yayıyor. Yani bu sayede hem sürekli hazne boşaltma derdinden kurtuluyorsunuz hem de aman bu doldu mu, koku yaptı mı gibi bir probleminiz olmuyor. Şimdi geçelim bu ana başlığa. Quad Clean başlık olarak adlandırılmış. Quad 4 anlamına geliyor. Bunun sebebi de 4 farklı teknolojiyi içinde barındırıyor olması. Örneğin halı süpürüyorsunuz ve üstünde çok fazla tozla tanecik birikmiş. Makine bunu otomatik olarak algılayıp çekim gücünü artırıyor. Aynı zamanda yanlardaki sensörler sayesinde köşeleri algılıyor ve kenarlardaki emiş gücünü iki katına çıkarıyor. Zemin algılama teknolojisi sayesinde de artık parke mi, fayans mı, halı mı ne süpürüyorsanız onu da otomatik olarak algılayıp gücünü yine duruma göre optimize ediyor. Son olarak da benim favorim ışık algılama özelliği. Şimdi yeni nesil birçok dikey süpürge artık üzerinde ışıklarla geliyor. Bunu 10 derece tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ışık varken hem oradaki tozu daha rahat görüyorsunuz hem de tek çekişte ya da 5 itişte çekişte süpürüp süpüremediğinizi normalde bilemiyoruz. Ama burada çok daha rahat bir şekilde tozları görerek süpürdüğümüz için bence çok ama çok faydalı. Bu yüzden yeni bir süpürge alacaksanız üstünde optik ya da LED ışık bulunan bir süpürge tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir de o temizleme hissi çok iyi geliyor insana. Böyle çok tozlu bir yer. Işıkla görüyorsun ya. Süpürgeyi itiyorsun, çekiyorsun. Ora böyle temizleniyor. Diğer tarafları da temizleyince falan. Bence iyi de hissettiriyor insanı. Burada bahsettiğim özellik sayesinde zaten Quad Clean başlığının bir ışığı var ama ortamın ışık seviyesini algılayıp ona göre kendi ışını artırıp azaltıyor. Bu sayede karanlık ya da çok aydınlık bir yerde olsanız da yine tozları rahatça görmenizi sağlıyor. Genel tasarım olarak da beyaz, mor ve artık buna rose gold mu diyeyim. Bu üçlü renk kombini bence güzel ve aslında premium da bir his yaratıyor. Bu arada dikeyde kalması için de şöyle tak diye kitleyip bırakabiliyorsunuz. Bunun yanında çok rahat bir dönme açısı var. Bu yüzden de sağa sola süpürürken çok daha rahat manevra almanızı sağlıyor. İçindeki fırça ise hem ince küçük tozlara hem de büyük parçalara ya da halıya gömülü kirlere ulaşabilecek bir yapıda. Şimdi fırçanın içinde sert parçacıkların olmasının bir önemi var arkadaşlar. Diyelim ki halı süpüreceksiniz. İçindeki pislikler, tozlar artık o iplerin arasından biraz daha derinlere doğru kaçıyorlar. Bu sert parçacıklar dönme sırasında dövdüğü için parçacıklar ya da tozlar halının derinliklerinden biraz daha yukarılara geliyor. Aralarda aşıldığı için hızlı bir şekilde tozu kiri içine çekiyor. Bu sayede daha derinlemesine bir temizleme yapmış oluyor. Aynı zamanda bu parçaların anti-hair wrap özelliği de var. Yani diyelim ki uzun saçlı kişiler yaşıyor evinizde. Ya da evcil hayvanınız var, onların uzun tüyleri var. Ya da kısa tüyleri yine halıların arasına kaçmış. Ama özellikle uzun tüy ve uzun saç ya da uzun ip gibi yapılarda, yani uzun yapılarda çok fazla örnek verdim. Bunları kopartarak kite dolanmasını engelliyor. Bu sayede hani çok fazla dolar da biz onu kesmek zorunda kalırız ya da sürekli elimizle çekeriz. Evi temizlenirken kendimiz o pisliğe çok fazla temas etmiş oluyoruz. Ürün üzerinde herhangi bir saçtır, kıldır, tüydür, yündür yine çok fazla örnek verdim. Ürüne dolanarak sizi rahatsız etmiyor. Bununla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu arada yumuşak kısmı sayesinde fayans gibi yüzeylerde de gayet iyi performans veriyor. Bunun yanında SharkDetect Pro hem yumuşak hem de sert zeminde anti-hair wrap özelliğini bayağı belli ediyor ve bayağı iyi kullanıyor. Aynı zamanda yıkanabilir de bir başlık arkadaşlar. Kenarında bir tuş var. Bu tuşa basıp çektiğinizde yıkayıp tekrar takabilirsiniz. Ama nemliyken takmanızı ve kullanmanızı önermem. O yüzden temizliği sonunda yıkayın. Güzel güzel kurusun. Daha sonra öyle kullanırsınız. Şimdi tekrar isterseniz şu ana başlığa bir dönelim. Elime aldığımda dediğim gibi gayet rahat hissettiriyor beni. Çok ağır bir yapıda değil. Bu başlık tek başına 2 kilo. Ürünü topladığınızda yani uzatma ve Quad Clean başlığını taktığınızda da toplamda 4 kiloluk bir ağırlığa geliyor. Bence gayet rahat kullanılabilecek bir ağırlık diye düşünüyorum. Bunu dememin de aslında daha istatistiksel bir sebebi var. Çünkü benzerlerinden 4'te 1 daha hafif bir yapıda. Yani buna benzer başka birini olacaksanız emin olun o daha ağır olacak. Üzerinde LED ekran var. Bu ekran üzerinden pil durumunu ve süpürme modunu takip edebilirsiniz. LED ekranda üst tarafta böyle şerit şeklinde bir renk görüyoruz. Bu renk eğer mavi ise burası temiz, sarı ise burayı temizliyorum, kırmızı ise de burası çok kirli anlamına geliyor. Bu yüzden ona göre süpürmeniz lazım. Aynı yönergeler Quad Clean başlığın üstünde de görünüyor zaten. İlla sürekli ekrana bakmanıza gerek yok yani. İki tane düğmesi var. Birisi kapataç için, diğeri ise gücü manuel olarak değiştirmeye yarıyor. İsterseniz turboyu seçebilirsiniz. Bu modda muadillerinden %50 daha güçlü çalışıyor. Bu çok değerli bir aralık bence. Aynı zamanda güç tasarrufu modu da var. Eğer makinenin pili azsa ya da çok büyük bir eviniz var da onu süpürmeniz, tek şarjla bitirmeniz gerekiyorsa güç tasarrufu modunda devam edebilirsiniz. Ama ben oto modu tercih ediyorum. Makinenin bulunduğu zemine göre kendi güç performansını optimize etmesi bana daha doğru geliyor. Büyük bir eviniz varsa dediğim gibi güç tasarrufu değerli olacaktır. Aynı zamanda bataryasından zaten bahsettim. Şimdi bu batarya yaklaşık 60 dakika verimli bir temizlik yapmanızı sağlıyor. 60 dakika bence bir evi tamamen süpürme için gayet yeterli bir süre. Ama ben tabii ki kendi evimden ya da buna denk evlerden yola çıkarak belki düşünüyorum. Ama sizin 2 katlı, 3 katlı daha büyük bir eviniz varsa ya da yatay daha büyüktür artık katını bilemem de. 60 dakika bana yetmez diyorsanız ek bir batarya alabilirsiniz. Aynı zamanda
bu bataryayı o hazneye takarak da şarj edebiliyorsunuz. Ben ek batarya ihtiyaç duymadım açıkçası. 60 dakikalık süpürme benim için yeterli. Ha, bunun için de şunu tavsiye edebilirim. 2-3 günde bir, hatta 2-3 güne kalmadan keyfi böyle akşamları bir zaten tozun üstünden geçerseniz canım sıkılınca bir süpürge tutuyorum mesela. Çünkü dediğim gibi o tozları ışık sayesinde görüp alıyor olmak beni biraz rahatlatıyor. Bu şekilde kullanırsanız 60 dakika süre bence sizin için gayet yeterli olacaktır. Ama onun dışında dediğim gibi ek bir batarya alabilirsiniz. İsterseniz o batarya şarj olurken bunu da kullanırsınız. Bu şekilde bir devir daim yapmış olursunuz. Ha şimdi otomatik boşaltmayı anlattım ama isterseniz elle de boşaltabilirsiniz. Burada bir çöp tuşu var. Ona bastığınızda makine zaten otomatik olarak ağzını açıyor. Hatta komple de çıkartabilirsiniz. Yandaki tuşlara bastığınızda hazne komple elinizde kalıyor. Bu sayede de daha derin bir boşaltma yapabilirsiniz. Hazne içinde filtreler var arkadaşlar. Bu filtreleri zaten tek tek çıkartıyorum. Yıkadıktan sonra 24 saat bekleyip nemli olmama kaydıyla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda istasyon üzerinde de iki farklı filtre var. Bir tanesi çöp alanının altında yer alıyor. Diğerinde yan taraftaki küçük kutucuğu açarak çıkartabiliyorsunuz. Bunları da aynı şekilde yıkayabilir ve 24 saatlik bir kuruma beklemesinin ardından istediğiniz gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, otomatik boşaltmada eğer makinenin içinde çok fazla iri parça varsa birkaç tanesi kenarlara sıkışıp kalabiliyor. Bunu da söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Ama buradaki haznenin %95'ini, 98'ini falan boşalttığını söyleyebilirim. Benim elimi bayağı rahatlatıyor. Şimdi burada bir HEPA filtre var arkadaşlar. Aynı zamanda ürünün arka tarafında da bir HEPA filtre yer alıyor. Onun için de bu başlığı yan çevirdiğinizde yandaki kilidi açıyorsunuz ve üstteki kapağı kaldırdığınızda filtre bu şekilde elinizde kalmış oluyor. Alerjen bir yapınız varsa gerçekten bu tarz ürünler sizin için çok faydalı olacak. Eğer bir gün kullanmaya başlarsanız ki bence şart bir tek buraya bir şans vermeniz lazım. Hayat kalitenizin ne kadar verimli bir şekilde arttığını göreceksiniz. HEPA filtrenin şöyle bir artısı da var. Tozu buradan çektiği için eğer hazne çok fazla dolarsa dediğim gibi ortama bir toz kokusu yayılıyor ya. HEPA filtre sayesinde hem tozu hem de alerjen yapıyı içeride tuttuğu için dolaylı yoldan da olsa ufak bir hava temizleme de yapıyor. Ha bu tabii ki makineyi açın hava temizleme cihazı görebildiğini görsün böyle bekleyin gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama en azından havaya tozu tekrar yaymadığını söyleyeyim. Dediğim gibi ben yaklaşık 2-3 haftadır ürünü kullanıyorum arkadaşlar. Ve Shark Detect Pro benim şu an için beklentilerimin neredeyse tamamını yerine getirir diyebilirim. Hem güçlü bir cihaz hem de sezgileri güçlü bir cihaz. Dediğim gibi hem duvar diplerini hem ışıksız alanları hem de bulunduğu zemindeki tozu kiri göz önüne alarak performansını optimize etmesi çok değerli özellikler. O yüzden Shark Detect Pro geçer notu alıyor. Bu yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda Amerika ve İngiltere'nin bir numaralı satan markası olması benim için de ayrı bir referans oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Shark'ı daha önce duymuş muydunuz? Önce bir onu sormak istiyorum. Onun dışında ürün sizce alınır mı? Eğer almak ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz açıklamaya sizin için bir link bırakacağım. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyle olduysa, işinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olsanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.